Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün ne yapacağım? Yine bir virüs için antibiyotik. Çok güzel bir panzehir hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi iki tane inek ayağım var. Ha, inek ayağının ne gibi bir etkisi var diyebilirsiniz. Bol soğan ve sarımsak kullanacağız. Yüzünde tekrardan sarımsak ve sirke kullanacağız. Onun için çok güzel bir panzehir. Zaten kendisi de vitamin deposu, kemiklerin gelişmesi için çok önemli bir gıda maddesi. Sakatat yani. Bunun için ne gerekiyor? Paça yapmamız için ben iki tane ayak kullanacağım. İstediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Biz iki kişiyiz. İki tane soğanım var. Bir baş sarımsağım var. Bir yemek kaşığı salçam var. Pul biber ve tuzum var. Şimdi ilk iş olarak ayağımızı temizlemeyle başlıyoruz. Şunları önümden bir kaldırayım. Ayağı biraz sıyıracağım ve yıkayacağım. Şimdi arkadaşlar biraz derileri var. Şu derin tüyleri var derinin üstünde. Onları şöyle kazıyoruz. Kazıyabildiğimiz kadar kazıyalım. Zaten bol bol yıkayacağız, ıslatacağız, yıkayacağız, ıslatacağız. Bakın gördüğünüz gibi tüyler çıkıyor içindekiler. Çıkartamadığınız yerleri bıçakla oyabilirsiniz. Tütsülenmiş bu. Ben bunu kendim yaptığımda burayı ben kesip alıyorum. Sadece içi kalıyor. Çünkü derisini ben böyle tütsüleyip çıkartamıyorum. O zaman ben soyuyorum bunları. Ama o zaman da hiç et kalmıyor. Böylesi daha güzel diye düşünüyorum. Bu şekilde ben sıyıra durayım arkadaşlar. Sonra ben hepsini temizleyip yıkarken size gösteririm tekrardan. Arkadaşlar güzelce sıyırdım. Ama ben tekrardan bir tütsülemek istiyorum. Ocağa alıp tütsüleyeceğim bunları. Güzelce tütsülüyoruz böyle. Kararan yerleri bıçakla alırız, sorun değil. Tütsüledim güzelce. Şimdi tekrardan sıyırıyorum. Biraz bu işler meşakkatli işler arkadaşlar. Kolayla olmaz. Zor iştir bunlar. Arkadaşlar güzelce yüzmek zorunda kaldım. Çünkü bayağı bir siyah siyah kıllar oldu içinde. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi yıkayacağım ve pişirme işlemine geçeceğiz. Tencereme salçamı alıyorum. Domates salçası. Pul biberimi alıyorum. Tuzumu da atıyorum bolca. Birazcık suyla bunu tencerede yüzeceğim. Salça topak topak kalmasın maksadımız. Şimdi paçalarımı ilave ediyorum. İnşallah alır düdüklümüz. Çünkü bayağı bir büyük paçalar. Aldırmaya çalışacağız. İki soğanımı atıyorum. Bolca sarımsak atıyorum. Yüzüne atacağım sarımsak ayrı. Ve suyunu döküyorum. Birazcık daha su ilave edeceğim.
kırdırabilirdim bu paçaları ama ben böyle daha çok seviyorum. Bütünce çıkıyor, kemikler löp löp, etler ayrılıyor. O yüzden de bu şekilde yapıyorum. Şimdi kapağını kapatacağız. Ve ocağımıza alacağız. Arkadaşlar düdüklüme koydum kapağı, kapandı düdüklümün. Şimdi düdüğü havası çıktıktan sonra havası benim düdüklüm buradan çıkacak. Herkesinki farklı farklı. Bir saat ya da 1,5 saat pişireceğiz. Onu kokusundan da anlıyorum ben. Herhalde 1,5 saatte pişer. Havası çıktıktan sonra kısacağız artık. Arkadaşlar paçam pişti. Hala kaynıyor gördüğünüz gibi. Havası çıktı, düdüklüğünü açtım. Şimdi servis için tabağa alacağım. Ama çok güzel pişmiş. Büyük kemiğini alamayacağım. Şu bölgeyi alacağım. Çok güzel oldu. Çok da güzel pişti. Birazcık da suyundan. Üzerine bir de sarımsak ezeyim. Sarımsağımıza tuz ilave ediyoruz. Güzelce dövüyoruz sarımsaklarımızı. Üzerine sirke ilave edip kaseye alıyoruz. Kaseme aldım sarımsağımı, sarımsak ve sirkeyi. Şimdi paçamızın üzerine döküyoruz. Muhteşem bir lezzet. Paçayı falan sevmeyenin aklı yok derim. Çok güzel. Çok lezzetli. Tabii ki yerken kemiklerini ayıracağız. Ben şimdi görsel için, sizin görmeniz için bu şekilde koydum. Afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Afiyet olsun.